Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Mike Tyson'la Jake Paul arasında yapılacak karşılaşmaya artık çok az bir zaman kaldı. Daha önce yapmış olduğum birçok video vardı biliyorsunuz. Ve bu videoların birçoğunda ne anlatıyordum? Jake Paul, Mike Tyson'ı çok ağır bir şekilde mağlup eder. Hatta içinden geçer diye başlıklar atmıştım. Knockout edebileceği ile ilgili kesin yargılarım vardı Jake Paul ile alakalı olarak. Bu karşılaşma artık geldi çattı. 16 Kasım Cumartesi sabahı Texas'ta Arlington'da AT&T Stadyumunda Jake Paul ile Mike Tyson karşı karşıya gelecek beklentisi hala devam ediyor. Mike Tyson'ın yaşı ve sağlık sorunları bu karşılaşmayı yapmaya müsait değil şeklinde hep konuşmalar yaptık. Mike Tyson antrenmanlarını sürdürüyor. Birçok şekilde bu karşılaşmaya hazırlandığıyla ilgili videolar paylaşıyor. Jake Paul aynı şekilde sevgili arkadaşlar knockout ettiği antrenman partnerlerinden görüntüler paylaştırıyor. Ve sonuç itibariyle artık sayılı günler kaldı. Bu karşılaşma artık ertelenmez sevgili arkadaşlar. Ancak ne olur biliyor musunuz? Bu karşılaşma Mike Tyson'ın çekilmesi durumunda iptal olur. Ne buna AT&T Stadyumu'nun yetkilileri ne de Netflix'in izin vereceğini düşünüyorum. Açıkçası bir kez daha ertelenirse Jake Paul'ün de Mike Tyson'la dövüşme hayalinden vazgeçeceğine garanti verebilirim. Jake Paul bu süreçte şu açıklamaları yaptı. Dedi ki Mike Tyson çok iyi antrenman yapıyor, sağlık sorunları yok ve bu mücadeleye çıkacak dedi. Peki çıkamazsa ne olur diye sordular. Buna da bir cevap verdi. Ama bu cevap çok çarpıcı bir cevaptı. Birazdan buna geleceğim. Bu süreçte Jake Paul bir yandan Canelo'ya, bir yandan da Alex Pereira'ya meydan okudu. Canelo Bivol'le yapmış olduğu mücadelede hafif arsiklette yeterli gücünü ortaya koyamayınca Bivol'e kaybetmişti. Bu da Canelo'nun yenilebilir bir boksör olduğunu göstermeye başlamıştı. Bundan itibaren de Jake Paul peşine düştü Canelo'nun. Canelo'yla gel maç yapalım diyor. Sen kaç kilo gelirsen gel. İşte ben 91-100 kilo arasında maça çıkacağım. Seni buralarda bekliyorum. Gel senle dövüşelim. Knockout sözü veriyorum diyor Jake Paul Canelo'ya. Eğer böyle bir maç ilan edilirse kim kazanır kim kaybeder bununla ilgili istatistik yaparız. Analiz yaparız. Sonra bir anda Alex Pereira'ya döndü. UFC'nin şampiyonuna. UFC şampiyonu kickbokstan gelme biliyorsunuz. UFC şampiyonu MMA'de Mixed Martial Arts diye geçer. İşte orada şampiyonluklarına devam ediyor. Unvan korumalarını sürdürüyor. Hiç de performansı kötü değil. Round 3'yi insanlıktan çıkaran bir 4. round performansı gerçekten çok enteresan. İşte bu Alex Pereira'ya da meydan okudu. Seni de boksta döveceğim diye. Gerçeklerle ilerleyelim isterseniz. Şimdi Jake Paul Mike Tyson maçı yapılacak mı yapılmayacak mı? Eğer ertelenirse onun yerine kim dövüşür? 16 Kasım tarihinde 100 bin kişilik stadyumda Mike Tyson maça çıkmazsa bu biletler ne olacak? İnsanlar ekran başında bu karşılaşmayı bekliyorlar. Gerçi ekran başında ücretsiz izleyecek insanlar. Bir satın alma yapmıyorlar ama sonuç itibariyle büyük bir hayal kırıklığı olacak. Mike Tyson'ın yerine kim dövüşürse dövüşsün büyük bir hayal kırıklığı olacak herkeste. Ben hala söylüyorum Mike Tyson'la maç yaparlarsa Jake Paul çok ağır bir şekilde Mike Tyson'ı knockout edebilir diye düşünüyorum. Ama ilk 1 dakika 2 dakika Mike Tyson yakalarsa çenesinin ucundan Jake Paul'e hafif hasar verebilir. Ama knockout etme ihtimali yine yok. İlk roundda da yok, ilk 30 saniyede de yok, ilk 40 saniyede de yok. Çünkü çok yaşlı. Onun vuracağı yumruk Jake Paul'u etkilemez. Çünkü Jake Paul'un aldığı yumruklara baktığımızda yumruk kaldırabiliyor. Bunu görüyoruz.
A good left hand as well that got through. The first meaningful shot of the fight landed right at the end of the round. Sevgili dostlar, şimdi Eddie Hearn bir açıklama yaptı. Dedi ki, bu karşılaşmanın olacak olmasından bile utanıyorum dedi. Joshua'nın promotöründen bahsediyorum. Bivol'ün promotöründen bahsediyorum. Ve Eddie Hearn bu karşılaşmaya gerçekten öfke kusuyor. Ama alt kartında da Katie Taylor'ı dövüştürüyor. Böyle bir durum söz konusu. Katie Taylor, Amanda Serrano'yla hafif siklette bütün federasyonların bulunduğu Undisputed, yani tartışmasız şampiyonluk maçında Serrano'yu yenmişti. Ve şimdi o maçın rövanşı bu gecenin alt kartında yapılacak. Eddie Hearn de bunun promotörü durumunda. Peki Mike Tyson giderse ne olur? Mike Tyson'a Eylül ayının ortalarında bir etkinlikte bir soru soruldu. Nasıl durumlar, antrenmanlar nasıl gidiyor diye bir soru soruldu. O da işte falan sallantıda biraz yani gibi bir cevap verdi. Bu keyifsiz olduğunu gösteriyordu Mike Tyson'ın. Bazen Mike Tyson'ı böyle doğru cevap verirken yakalayacağınız anlar oluyor. Onlardan bir tanesiydi bu. Hani maçın tanıtımını unutup böyle cümleler kurabiliyor bazen Mike Tyson. Bunlardan birine yakalandı. Jake Paul'e sordular. Jake Paul hayır, son derece iyi, harika bir performansı var. Maça çıkacak, kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Ve şunu söyledi arkasından. Mike Tyson yoksa yeri de herhangi bir dövüşçü olmayacak. Ya Mike Tyson ya hiç. Bu açıklamayı yaptı. Bir anda ortaya kim çıktı? UFC'nin dövüşçüsü Zonen çıktı. Charlie Zonen. Zonen dedi ki arkadaşlar, Mike Tyson maçının iptal olmasından Jake Paul inanılmaz korkuyor. Eğer o maç iptal olursa Jake Paul kalp krizi geçirir korkudan dedi. Niye ki? Niye kalp krizi geçirecek? Çünkü diyor ki kontratta yedek dövüşçü olarak ben yazıyorum dedi. Ben dövüşeceğim onunla dedi. Yani backup'ında replacement diye geçer. Yani o dövüşmezse o gibi sözleşmede bir madde yer alıyormuş. Zonen de böyle bir şey açıkladı. Adam 45 yaşında falan galiba. 47 mi 45 yaşında mı ne? Zonen. Ve fit bir durumda. Adam iyi bir UFC dövüşçüsüydü. Şampiyonluğu bulunmuyor galiba ama yani çok sağlam bir dövüşçü. Mike Tyson'dan çok daha iyi performans çizeceğine adım gibi eminim. Benim duyumlarımdan bir tanesi de kim? Tony Bellew ismi de söz konusu. 41 yaşında Tony Bellew. Ama 6 sene önce Usyk'e knockout olduktan sonra Tony Bellew boksu bırakmıştı. On будет пытаться до последнего. Там как бы ещё раз попал, потряс, knockout. Sporu hiç bırakmadı. Hep antrenmanlarına devam ediyor Tony Bellew. Bir gün bir açıklama yaptı. Dedi ki yani hiç tasvip etmediğim bir maç gibisinden bir şey konuşmuştu Mike Tyson'la alakalı. Ama çevresine şunu söylüyormuş. Para uygun olursa ben dövüşürüm diyormuş Tony Bellew. Bir isim daha çıkıyor ön plana. Bu isim de Mike Perry. Mike Perry Temmuz'da maç yapmıştı Jake Paul'le. Ve çok kıran kırana geçtiği bir mücadelede knockout'la kaybetmişti. Jake Paul'e ciddi problem yaşatmıştı. Dedi ki şimdi bir daha dövüşelim, bu kez ben yeneceğim gibisinden bir rövanş isteği var Mike Perry'nin. Rövanşı hak eden bir mücadele yapmış mıydı? Bence fena değil. Tekrar dövüşseler ben izlerim mesela. Jake Paul'den bu konuda bir cevap bekliyor adam. Çünkü Jake Paul'e yenildikten sonra BKFC'den, Bare Knuckle Championship'ten kovuldu. Onu da kim aldı BKFC'yi? McGregor. McGregor ortaklarından bir tanesi ve McGregor'un bu yenilgiden dolayı Mike Perry'yi kovduğu söyleniyor. Artık serbest. Kovulduğuna göre istediği yerde dövüşebilir. Ek bir kontrata gerek yok. Mike Perry de adaylar arasında. Roy Jones isimleri dolaşıyor. Aman aman aman. Mike Tyson zaten çok eleştirildi. Roy Jones tarihin en büyük boksörlerinden bir tanesi ama Jake Paul ile mücadele edebilecek durumda bir yapıda değil. 55 yaşında, o da kilo aldı. Mike Tyson'la zaten maç yapmıştı, oradan hatırlayın. Yani performansı, Mike Tyson 2005 yılında boksu bırakmıştı. Ama Roy Jones 2018-17'lere kadar devam etmişti. Tam rakamı hatırlamıyorum tarihi. Ama
2010'lu yılların sonlarına kadar boks hayatını sürdürmüş. Bir de Mike Tyson'la gösteri maçı yapmıştı. Berabere bitmişti o mücadele. Mike Tyson'dan daha hazır olabilir ama sonu yine Mike Tyson gibi olur. Ve promote edilmemiş, tanıtılmamış bir maç. Bir hikayesi yok. Hiç iş yapmaz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Peki başka kim var? Bir isim daha dolaşıyor piyasada. Eğer Mike Tyson Jack Paul'le dövüşemezse Jack Paul'e rakip olarak çıkartılacak bir isim daha var ortada. Bu isim kim? Bu isim Saki Obika. Saki Obika, Kamerunlu bir boksör. Andre Ward'larla dövüşmüş, Adonis Stevenson'larla dövüşmüş bir boksör. Ve herhalde süper orta sikletti. Süper orta siklette unvan kazanmış bir boksör. Dünya şampiyonu olmuş bir boksör. Saki Obika, 45 yaşında. Zımba gibiyim, zımba diyor. Gel benimle dövüş diyor. Bu isim de dolaşıyor piyasada. Yani bunlardan bir tanesini hemen hızlıca teklif götürüp karşılaşmayı devam ettirebilirler. Ben inanmıyorum ki bu karşılaşma iptal olursa Jake Paul maç yapmadan geçirsin o dönemi. Bu arada daha önceki Mike Tyson mücadelesi iptal olduğunda ne Netflix yayınladı Mike Perry maçını, yerine geçen boksörün maçını, ne de o stadyumda yapıldı. Yapılmadı yani orada. Başka bir stadyuma geçtiler. Florida'da bir yerde oynadı Jack Paul ile Mike Perry. Bu karşılaşmanın akıbeti de oralara taşınabilir. Eğer onun yerine bir başkasıyla dövüşürse. Yani AT&T stadyumda 100 bin kişi bilet almış insanlar. Biz Mike Tyson maçına bilet aldık ya diyebilir. İade edin paramızı. Yarısından çoğu bunu söyleyebilir. Oradaki Amanda Serrano, Katie Taylor rövanşı falan çok kişinin umrunda olmaz. O yüzden biz Mike Tyson Jack Paul maçını izlemeye geldik. Verin paramızı geri. Diyebilirler. Ki hakları. Mike Tyson maçtan çekilir mi çekilmez mi bunu bilemiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Mike Tyson'ın çok paraya ihtiyacı oldu. Bu maçı o yüzden çok istiyor. Diğer yandan da çok ağır nakavt olup piyasadan silinmek var. Bütün kariyeri yok etmek var. Everyone has a plan. Until they get punched in the mouth. Yo, listen. Bir enteresan röportaj vardı. Bu dikkatimi çekti. Francis Ngannou. Joshua'ya nakavt oldu biliyorsunuz. UFC'nin büyük dövüşçülerinden. Şimdi PFL'e geçti. İşte Francis Ngannou yaptığı açıklamada net olarak söylüyorum dedi. Mike Tyson Jake Paul'u nakavt edecek. Göreceksiniz dedi. Francis Ngannou bunu söylüyor ama Joshua karşısındaki performansı ortada. Nakavt kim kimi eder bu konuda? Son konuşacak kişilerden bir tanesi. Bir de gerçekçi yaklaşmamasını şuna bağlıyorum. Mike Tyson, Tyson Fury maçına hazırlamıştı Francis Ngannou'yu. Buradan bir yakın dostlukları var. Boksu Mike Tyson'dan öğrendi. Bu yüzden çok yakınlar. Francis Ngannou'nun bu şekilde yaklaşım yapmasını buna bağlıyorum ben. Başka bir sebebi olamaz. Mike Tyson, Jack Paul'u nasıl nakavt edecek? Mümkün değil böyle bir şey. Jack Paul, Francis Ngannou'nun bu açıklamasını çok komik olarak değerlendirdi. Bu karşılaşma bir gösteri mücadelesi olmayacak. Gerçek bir boks maçı olacak ve onu knockout edeceğim. Bu maç knockout'la bitecek açıklamasını yaptı Jack Paul. Ve şunu da ekledi. Mike Tyson'a 1-2 round çok dikkat etmeliyim. Mike Tyson'dan gelecek yumruklar beni ürpertiyor demişti. Jack Paul ile kardeşi Logan Paul arasında yapılan bir sohbette ise böyle yalan makinesi var. Soru soruyor. Mike Tyson'ı gerçekten yenebileceğine inanıyor musun diye cevap istiyor Logan Paul. Jack Paul de evet cevabını veriyor. Yalan makinesi yalanlıyor. Doğruyu söylemiyor şeklinde. Hi Jack Paul. Do you really think that you're gonna beat Mike Tyson? Yeah. Bu yalan makinesi olayından başka bir de şey var. Göbekli videosu çok viral oldu. Göbeğiyle böyle göbeğini ön plana çıkardı. Bunun bir makyaj olduğu da söyleniyor. Stadyumda Jake Paul'ün Mike Tyson'a deodorant sıkması. Bu ne anlama geliyordu? Mike Tyson kokuyor anlamında mı?
Bazıları da dedi ki hayır, parfüm reklamını yapıyor, deodorant reklamı yapıyor diye. Ve programımızın sonuna geliyoruz sevgili arkadaşlar. Hepinize selamlar gönderiyorum. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz programımı beğenmeyi de unutmayın, videomuzu. Yorumlar bol bol yapın. Mike Tyson çekilir mi? Çekilirse ne olur? Siz de görüşlerinizi lütfen altta yazın. Ben de bunlara cevap verebildiğim kadar vereceğim. Ama bizim admin arkadaşımız bunlara genelde cevap veriyor. Benim de bana da soruyor. Abi böyle böyle bir şey yazın, neye cevap verelim falan. Ben de ona göre bazen cevaplar yazdırıyorum. Hepinize selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese haber verin. Fight Club Türkiye'de çok daha güzel şeyler olacak. Hazırlıklarımız var sevgili arkadaşlar. Daha fazla canlı yayınlar yapacağız. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Haber vereyim size. Hoşça kalın.